ulan ya ne yapıp edip şu oyuncakları yasaklamayı başardılar ya gerçekten helal olsun. Yanlış hatırlamıyorsam eğer dün çok garip bir habere denk geldim. Okuduğum habere göre Hagiwagi oyunu olmasa da Hagiwagi oyuncaklarına yasak gelmiş. Satanlara ise 123 bin TL ceza verilecekmiş. Çok garip gelecek belki size ama haberin detaylarını okuduğum zaman hak verdiğim bazı noktalar oldu. Nasıl yani ya beyaz kurt bu adamlara hak mı verdi diye düşünebilirsiniz fakat hak verdiğim noktalar sadece bazı noktalar. O noktalardan biri ise şu. Evet bu oyunca mesela çocuklar için olan oyuncak dükkanlarından kaldırılması çok doğru bir hamle olurdu. Neden? Çünkü benim bahsettiğim oyuncak dükkanları 4 ila 12 yaş arasındaki çocuklar için. Fakat Hagi Vagi oyunu 13 yaş ve üstü. E hal böyle olunca sen 4 yaşındaki bir çocuğa eğer ki bu oyuncağı satarsan bu bir sıkıntı. Hani ailesi almasın falan da diyemeyiz burada çünkü ailesi zaten bu dükkanlara girerken 4 ila 12 yaşındaki çocuğuna hediye bakıyor. Çocuğa sen zorla bu oyuncağı gösteremezsin. Bakın düz mantık. 13 yaş ve üzeri olan bir oyunun oyuncağı 4 ila 12 yaşındaki çocuklara oyuncak satan bir dükkanda olmamalı. Çünkü yaş sınırlaması burada geçerli olmuyor. E o zaman yaş sınırlamasının mantığı kalmıyor. Buna okey. Fakat tamamen kaldırılması çok saçma. Hatta ben bu olaya o kadar çok tilt oldum ki kaldırıldığı gün hemen trend yoldan bir sipariş verdim. Fakat siparişim hala kargoya verilmediğine göre muhtemelen iptal olacaktır. Yani anlayacağınız küçük çocuklar için olan oyuncak dükkanlarında bu oyuncakların kaldırılması çok normal. Fakat burada tüm oyuncakların yasaklanması bir söz konusu. İşte bu çok saçma. Ben mesela bu oyunun hayranıysam eğer bu oyuncağı alıp odama koyabilirim. Oyuncak dediğiniz şey illa çocukların oynadığı şeyler değil ki. Bazı insanlar bunu süs olarak kullanıyor. Veya 15 yaşındaki bir çocuk bunu kendisi için alabilir. Böyle bir hakkı var. Fakat sen küçük çocuklar var diye bu insanların hakkını elinden alıyorsun. E kalsın abi trend yolda hepsi burada da falan. İnsanlar niye buradan bu oyuncağı alamasın ki? Çocuğun zaten trend yolda işi ne? Trend yolda alsa alsa velisi falan alır yani. Onu da almayı versin madem istemiyor. Eğer ki bir ürün küçük yaştaki çocuklara hitap etmiyorsa ona belli bir yaş sınırlaması koyarsın ve gerisi tamamen kişiye kalır. Örnek veriyorum televizyonlar. Televizyonlarda mesela uygun bir sahne olacağı zaman ne yapıyorlar? En başa koyuyorlar artı 18 işte ne bileyim artı 15 falan. Sen eğer ki bu uyarıyı dikkate almadan izlemeye devam edersen bir anda karşına bam güm sevişme sahneleri çıkıyor. Kardeşim bu ne ya çocuk var falan. E ne yapayım? Uyarı yapıldı. Geçmiş olsun. Uyarıyı dikkate alsaydınız. Gel gelelim çocuk dükkanlarından kaldırılmasına. Böyle bir şey olsaydı evet bunu sonuna kadar desteklerdim çünkü yetişkinlere özel bir şeyler olduğu gibi çocuklara özel de bir şeyler olmalı. Tabii ki belli başlı şeyler yani bazı şeyler elbette olmamalı. Buna en güzel örnek mesela YouTube Kids. Çocuklar burada sadece çocuklara özel olan bir sürü içerik bulabiliyor. Ve böylece karşılarına uygunsuz bir içerik çıkmıyor. Fakat sen çocuğuna YouTube Kids yerine kalkıp da normal YouTube'u verirsen bu senin problemin. Biz burada küfür de ederiz, hakaret de ederiz, kabada konuşuruz, çocuklara uygun içerikler de olmayabilir. Yani çocuk izliyor diye bizim burada yapabilecek bir şeyimiz yok. Çünkü burası 13 yaş artı orası 4 ila 12 yaş arası. Kısacası YouTube Kids varken sizin YouTube'daki içerikleri çocuklara uygunsuz diye şikayet etme hakkınız yok. Burada da aynısı geçerli. Tamam bu oyuncağı çocuk dükkanlarından kaldırın canım, sıkıntı yok. Ama her yerden kaldırılsın diye şikayet etme hakkınız yok. Çünkü dünya çocukların etrafında dönmüyor. Çocuklar etkileniyor diye her şeyi kaldıracak olursak eğer, dünyada bir tane aktivite bile kalmaz. Mesela size çok garip gelecek belki ama ben 8 yaşlarında Battlefield 2 oyun oynamıştım ve inanır mısınız bilmem ama askerlik oyunundan bile çok etkilenmiştim. Ölmekten, vurulmaktan korkuyordum sırf bir oyun yüzünden. Peki oyunu şikayet etme gibi bir hakkım var mı? Yok. Çünkü ben bunu kendi isteğimle oynadım küçükken. Oyunda zaten belli bir yaş sınırlaması vardı. Yani oyunun burada bana yapabilecek bir şey yoktu. Buradaki durumla oradaki durum tamamen aynı. Oyuncak dediğiniz zaman aklınıza sadece 5 yaşındaki çocuklar gelmesin. Ben mesela diyelim ki IQ'su düşük bir YouTuber'ım ve benim saçma sapan hagi vagi ellerimi bağlayıp bana tecavüz etti diye bir video çekmem lazım. E bunu yapabilmem için bana bir oyuncak lazım. E nereden alacağım abi ben bu oyuncağı? Garip bir örnek oldu değil mi? Kusura bakmayın o youtuberlara sallamadan edemedim. Şaka bir yana eğer ki seviyorsan alabilmen gerekir. Çocuklar bunun için bir engel olmamalı. Ben bir yetişkinim ve yetişkin olarak bu oyuncağı istiyorum mesela. Sana ne? Sen ne karışıyorsun? Ya da 14 yaşındaki bir çocuk. Yaşı uyuyor. Alabilir. Çocuklara gelecek olursak çocuk zaten her şeyi ister. Yani çocuk tabanca istediği zaman tabancaları da mı kaldıracağız? Çocuğuna almayacaksın. Sorumlusu sensin. Bu kadar. Neyse bununla alakalı bir tane de haber yapılmış. Onu da yorumlayalım ardından ben kaçacağım. Arkamda gördüğünüz Poppy Playtime oyunundaki bu karakterin adı Hagi Vagi. Çok sevimli diyemeyeceğim ama çocuklar arasında oldukça popüler diyebilirim. Daha önce de bültenimizde yer vermiştik. Çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini aktarmıştık. Yani haber şu ki psikolojiyi bozduğu ve korkuyu tetiklediği tespit edilerek oyuncakların piyasadan toplatılması karar. Satış yapan aysa 123.600 lira para cezası kesilecek. Yani kanka 13 yaş ve üzeri olan bir oyunun çocuklara etki ediyor olması inanın bana umurumda bile değil. Hem de hiç umurumda değil. Onun dışında 123 bin TL bayağı bir abartı olmuş. Yani diğer cezalarla karşılaştırmak mantıklı olmaz belki ama bilmiyorum. Çok abartı. Çoğu arkadaşın da var. Psikoloğa giden arkadaşları da var. Bak tamam işte en basiti bu. Çocuk o oyuncağı nasıl aldı? Gözünü seveyim nasıl aldı? Bu çocuk çalışıyor mu? Bunu alacak parayı nereden buldu? Nereden sipariş etti? Ya aileleri almış. Madem çocuğuna bu etki edecek bir şeydi almasaydın ya o zaman alma kanka zor mu Al Ma. Adı Huggy Wuggy, Poppy Playtime isimli bir oyunun karakteri. Bu oyunu oynayan ya da videolarını izleyen çocuklar gece uyku uyuyamıyor, psikolojileri bozuluyordu. İşte Ticaret Bakanlığı da bu oyuncak için bu yüzden düğmeye bastı, toplatma kararı alındı. Ah oh, bak bunun için bastı diyor anladınız mı yani diğer insanları düşünmüyor. Kardeşim benim yaşım yetiyor ben oynamak istiyorum bu kadar basit yani Ticaret Bakanlığı benim zevkime niye karışıyor? Bu dünyada sadece çocuklar yok, yetişkinler de var. İşte bunu gerçekten atlıyorsunuz. E iyi o zaman kanka bu oyuncakları da kaldırın. Neden? Çünkü bu çok çocuksu bir şey ve bence yetişkinlere uygun değil. E öyle ya canım her şeyin çocuklara uygun olması gerekiyormuş ya. O zaman bundan sonra her şey yetişkinlere de uygun olsun. Yaş sınırına ne gerek var? Bakanlık oyuncakları incelemeye aldı. Bu inceleme sonucunda da iki markaya ait iki ürünün oyuncak güvenliği yönetmeliğine aykırı olduğu tespit edildi. Söz konusu iki ürün için piyasadan toplatılması ve tüketicilerden geri çağrılması kararı alındı. Tüketicilerden geri çağrılması kararı alınmış. Yani diyorlar ki eğer siz bu oyuncağı satın aldıysanız bize geri getirin. Oldu paşam başka. Eğer benim kargom gelirse getirmeyeceğim bu arada haberiniz olsun yani. Bana ne? Siz benim zevkime niye karışıyorsunuz? Ben oynayacağım. Hatta ben kedime aldım bunu. Kedim oynayacak. Bak bu arkadaş da köpeğini almış. Köpeği gayet mutlu. Size ne? Poppy Playtime isimli oyun çocukları en çok da bu oyuncağı yönlendiriyordu. Çocuklar çıktıkları her yerde girdikleri her mağazada bu oyuncağı görüyor. Ailelerinden istiyorlardı ve korkuları da bu oyuncak sayesinde daha da pekişiyordu işte. Hem uzmanlar hem de veliler bu topluma kararına bu yüzden doğru buluyor. Evet yine hak verdiğim bir konu. Çocuk her mağazaya girdiğinde bu oyuncağı görmemeli. Çocuklara özel mağazalarda bu oyuncak olmamalı. Çünkü evet çocuk bundan korkabilir yani çocuk korkmayacak falan demiyoruz biz burada. Çocuk korkuyorsa almayacaksın ve çocukların gözüne sokmayacaksın. Bakınız gözüne sokmak dediğim şey de şu. Bu oyuncak dükkanları çocuklar için ve çocuk buraya kendisine uygun olan oyuncakları seçmek için giriyor. E sen buraya yetişkinlere uygun bir içerik koyarsan eğer işte bu doğru olmaz. Benim bahsettiğim şey burada bu yani. Trend yolda falan gayet satılabilir bir şey. Neyse devam bakalım daha ne demişler. Çocukların gelişimini, yaratıcılık becerilerini herhangi bir olumlu etkisi yok. Çocuklarımızın bu tür oyuncaklara hiçbir ihtiyacı yok. Bu oyuncakların toplatılması, çocukların kullanımına girmemesi oldukça olumlu, doğru bir karar. Çocukların kullanımına girmemesi okey. Zaten bu oyuncakları çocukların gözüne sokun, alın falan demiyoruz ki biz. Ama bırakın isteyen alsın size ne? Ya neyse ben zaten kime anlatıyorum ki? Bu gibi haber kanallarının kitlesi belli zaten. Biz aile dostuyuz, aileleri destekliyoruz diyerek saçma sapan haberler yapıyorlar. Klasik işte. Bu da onlardan bir tanesi. Sonuç olarak oyuncak yasaklandı ve biz bu savaşı kaybettik. Umarım oyunda yasaklanmaz. Ben bu halktan her şeyi beklerim çünkü. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.